Si. 8'lik önde. Si do. Si do. Evet, ölçümüzü kapatıyoruz. Burada ikinci tel biliyorsunuz her zaman. Şöyle hatırlatalım. Burada tamamen ikinci telde devam edeceğiz. Vuruş keza tam tara olarak geçmekte. Parmak numarası 3. Devam ediyoruz 3 ile. Şurada do'yu 4 ile alacağız. Si'yi 3 ile alacağız. Do'yu 4 ile alacağız. Evet, sanırım birinci sıramız tamamlandı. Si, 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 Do, Si, Do dedik. Unutmayalım. Natürel bir dizi. Yani doğal bir diziden oluşuyor. Si'ler natürel. Do'lar natürel. Yalnız bir yerde bir sol diyezimiz olacak. Onu da gerektiği yere o işareti koyacağız. Şimdi ikinci bölümden devam edelim. İkinci parteden. Burada donanım olmadığı için yazmıyoruz. Bu aşağıdan devam edeceğiz. Re, do, re. Şöyle re, do, re. İki tane 16'lık biliyorsunuz, bir aşağı bir yukarı vurulacak. Burada bir vuruş boş geçiyorduk. Re, do, re. Re, do. İki tane 8'lik re, do alıyoruz. 8'lik birim ve ölçümüzü kapatıyoruz. Çünkü tam tara şeklinde yazabilirdik. Bu şekilde yazıldık. Şimdi devam ediyoruz. Re mi mi do do si la. Re mi mi do si la. Re mi mi. Burada dikkat etmemiz gereken 8'li birim ortaya geçmiştir. Vuruşunu hatırlayalım. Şöyle. Biliyorsunuz zaten mi'ler, re'ler birinci telde olduğu için artık yazmamıza gerek yoktur. Devam ediyoruz şimdi. Do do si la. Do, si, la. Evet. İkinci sıranın ikinci ölçüsü de tamamlandı. Buradaki vuruş şeklimiz de şöyle. İkinci sıranın üçüncü ölçüsüne gelindiğinde si, si, do. Şöyle si, si, do. Sekizlik birim gene ortadadır burada. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şu araları silersek en azından karışmamış olur. Şöyle sanırım vuruşları artık anladık. Yaklaşık haftaya bir yıl olacak Yol TV'de bu programımız, sunuşumuzun. Önümüzdeki hafta 9. ayın 15'inde bir yılımızı dolduracağız Yol TV'de. Haftaya onu tekrar ayrıten söyleyeceğiz. Evet, devam ediyorum. İkinci sıranın üçüncü ölçüsü si, si, do. Do, la, la. Do, la, la, sol diyez. Burada bir sol diyezimiz var. Birazdan onu orta telde göstereceğim nerede olduğunu. Burada tabi birinci parmakla gideceğiz. Bir, birle geri şekilde gideceğiz. Do, dört olabilir. Burada fark etmez. Beşe de kullanabiliriz. Şimdi ölçümüzü kapatıyoruz. Son ölçümüze gelindiğinde karar sesinde la 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 şeklinde yapacağız. Şöyle la nokta la. Tabi burada karar sesi alacağız. Şöyle deyim bağı yapacağız. Burada boş, boş, dolu. Şurayı boş geçeceğiz. Şurayı aşağıdan, çünkü bağlı çaldığımız için buradan yukarıdan aşağı ve bu şekilde tam ta ta tam şeklinde vuracağız. Evet, burada kapatıyoruz. Yani tekrara dönüyoruz. Şimdilik nakarat bölümümüz tamamlanmış bulunuyor. Burada biliyorsunuz daha önce de söyledim, karar sesiydi. Karar sesini de kılıyoruz. Burada çift la mi'ler vardı. Biliyorsunuz daha önceki programlarda da bunu söyledik. Karar sesine gelindiğinde la la mi'ler de alınmış oluyor. Eserimiz Yiğidim Aslanım. Evet, şimdi bu eserimizin birinci nakarat bölümü diyoruz. Bir kontrolden sonra başlayalım. 1, 2, 3, 4 ölçü. Birinci sıramızda 1, 2, 3, 4.
ölçüde ikinci sıramızda ve tekrara gitmektedir. Şimdi bağlamamızı kontrol edelim. Sanırım bağlamalar akortlandı herhalde. Önce dizimizin akortumuz tamam. Önce dizimizi tanıyalım. Şöyle natürel sesler dediğimiz birinci tel la, üçüncü parmak si, dördüncü parmak do, la, si natürel, do, re, alt tel, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, si, la. Biraz evvel aşağıdaki sol diyez dediğim yer, şuradaki sol diyez dediğim yer yukarıda orta teldeki ilk sesimiz olacak. Şöyle şuradaki sesimiz orta teldeki ilk sesimiz, yani şurası. La sol. Görüldüğü gibi sol diyez la. Orta tel boş olduğu için bir diyez geldiğinde yarım ses incelttik. La, si natürel, do, re, mi, fa, sol. Fa, mi, re, do, si, la, sol, la gibi. Evet, şimdi birinci dörtlüğümüze gelelim bakalım. Es, mi, 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 mi diyor. Şöyle yapacağız. Es istersek küçük bir el hareketiyle sazın göğsünde vurabiliriz. Ama sazı inciltmeden veya ayağınızı yere vurarak bir es alıp ve boş da geçebiliriz. Es deyip veya diğer bir seçenek üst tel la'ya vurarak da bu esi alabiliriz. Şöyle es, es, es veya la, mi, 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 la, mi, 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 la, mi, mi, mi. Tam tara tam tam. Biz tahtaya bunu es olarak geçtik. Demek oluyor ki birinci ölçümüz es, mi, 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 mi. Es, mi, 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 mi. Es, mi, 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 mi. Evet, sanırım burası zaten basit bir ölçüydü. Şimdi ikinci ölçümüze gelindiğinde fa, fa, mi, 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 re. Natürel fa alıyoruz. Burada tam tara, iki tane tam tara. Yani tam tara, tam tara. İki yukarıdan, bir aşağıdan dörtlüklerimizi tam tara, tam tara, tam tara, tam tara şeklinde yapıyoruz. Şimdi tabii bunu alt telde yapacağız. Fa, fa, mi, 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 re. Fa, fa, mi, 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 re. Görüldüğü gibi ikinci ölçümüzü de tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Birinci ölçüyle ikinci ölçüyü birleştireceğiz. Es, mi, 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 fa, fa, mi, 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 re. Bonasını yaptıktan sonra es, mi, 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 fa, fa, mi, 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 re. Es, mi, 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 fa, fa, mi, 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 re. Es, mi, 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 mi. Fa, fa, mi, 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 re. Mi, 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 mi. Fa, fa, mi, 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 re. Es, mi, 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 mi. Fa, fa, mi, 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 re. Demek oluyor ki birinci ve ikinci ölçümüz tamamlandı. Şimdi gelelim üçüncü ölçümüze. Üçüncü ölçümüzde dikkat etmemiz gereken konu dörtlükler eşit sürelerle 16'lık birimlere bölündüğü için re, mi, re, do, do, re, do, si. Burada eşit süreler bir aşağı bir yukarı vuracağız. Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 çok basit bir şekilde bir aşağı bir yukarı vurarak geçeceğiz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bu eserde biz orta teli kullanacağız do'da. Şurayı iyi çalışmanız lazım 3 ile 4'ü.
Evet şimdi re mi re do, 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 re mi re do. Re mi re do, re mi re do, re mi re do. Yani şuradaki ölçümüz, dörtlüğümüzü almıştık. Hemen akabinde do re do si. Do re do si, 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 do re do si şeklinde do re do si, do re do si. Tabii ki yukarıdaki teli de alabiliriz.